Merhaba arkadaşlar, Halis Sönmez ben. AutoCAD eğitimleri videosundan hepinize merhabalar, selamlar. Bugünkü göreceğimiz komut Plan komutu. Komut satırındaki ismiyle Plan komutu. Plan komutu koordinat sistemi üstünde istediğimiz yeri istediğimiz ölçüde birleşik çizgi çizmeye yarayan komuttur. Bu aynı line gibi ama çizgiler tek bir öğe olacak şekilde tek bir parça halinde çizgi çizmemizi sağlayan komut. Evet, anca böyle toparlayabildim. Hemen sizin vaktinizi almadan AutoCAD ekranımıza geçiyoruz. Arkadaşlar, Polyline ya da komut satındaki ismi Plan komutu burada. Aynı daha önce komutlar gibi draw menüsünden ulaşabiliriz ya da benim en çok kullandığım klavyeden PL Enter. PL Enter dediğimiz zaman Plan komutu aktif hale geliyor. Bizden bu aşağıda başlangıç noktası istiyor. Başlangıç noktasını veriyoruz. Şu an orta modu açık. Orta modu açık. Bunun alt sekmelerine bakalım. Birleşik çizgi çizerken çizgi yerine yay çizmeye devam edebiliriz. Veya çizgimize kalınlık verebiliriz. Yarım kalınlık. Length özelliği var. Undo var. Ve width özelliği var arkadaşlar. Undo'ya geri alırız. Width'lere çizgi kalınlığı tam değer veririz. Hemen bunları görelim. Yan tarafa doğru bir yüz çiziyorum. 50 aşağıya gittim. 50 sağa gittim arkadaşlar. Ben buraya 100 yapacaktım. Yapacaktım. Yanlış oldu. Undo'yla geri alıyorum. Bu Undo komutumuz vardı. Buraya 100 aldım arkadaşlar. Aşağıya şu köşeye bir radius yapacak şekilde çizeceğim. Hangisine giriyorum? Arc. Bu çizgiye teğet olacak şekilde bir arc özelliği var. Şu an ölçümüzü yazıyorum. 45 ölçüsünü yazdım. Mesela bu tekrar arc'a devam edersem bu yaya teğet olacak şekilde bir yay çizmeme olanak tanıyor arkadaşlar. Buraya 10 verdim. Tekrar şurasını 30 verdim. Veya undo 40'mış orası. Tam hatırlayamadım. 40 verdim. Tekrar line'a devam ediyorum. Komut böyle. Komuttan çıktıktan sonra gördüğünüz üzere objem tek bir obje. Bütün bir çizgi oldu. Aynı şekilde bu komutta yani bu çizime devam etmek istiyorsam Plane komutuna giriyorum. Kaldığım yerden devam etmek için start point istiyor ya benden. Buraya bir boş enter'la geçtiğim zaman son kaldığım çizgiden devam ediyorum ve çizim bittiği zaman birleştirmiyor. Çünkü sadece başlangıç noktasını veriyor. Şimdi diğer alt sekmelerine bakalım. Plane komutuna girdik. Bir kalınlıklar kaldı. Bunları ben çok fazla kullanmıyorum ama eğitim gereği göstermem gerekiyor. Burada yarım kalınlık değeri half 10 verdik. Radius gibi düşünün. Başlangıç yeri 10, bitiş yeri 10. Çizgin başlangıcı 10 gidecek. Sonunda 10. Bu sadece görüntü olarak düşünün arkadaşlar. Aslında çizgimiz tam bu gördüğünüz kalın çizginin ortasından devam ediyor. Böyle bir çizgi çizdim. Aslında benim plane'im ortada. Sadece görüntü olarak bize bunu kalın olarak gösteriyor. Aynı şekilde plane'a girdim. Başlangıç yeri. Bu sefer width vereceğim. Width gördüğünüz gibi daha önceki yarım ölçüydü. Yarım ölçüsü 10'du. Tam ölçüsü 20 oldu. Buna 10 dersem bu da buraya da 10 verdim. Yani bu çizginin başlangıcı 10 başlasın. Koyduğum noktada 10 bitsin diye iki kere bizden değer istiyor. Başlangıç daki ölçü, bitişteki ölçü. Bu tam değer olduğu için 10 daha ince oldu. Bir de karışık yapalım. Plane. Buradan width olarak verelim. Startımız 5 olsun, bitişimiz 20 olsun. Gördüğünüz üzere 5 ile başladı sadece. Başlangıcını bu şekilde veriyor. Ben daha önce hiç kullanmadım bu kalınlık olarak. İhtiyacı olan arkadaşlar bu şekilde kullanabilir görsel olarak.
Mesela bunu patlattığımız zaman explode'da yine çizgi olarak kalacaktır. Yani o dıştaki görsel çizgiler gidecektir. O zaman iyice line'a dönüşüyor. Plane'den de çıkıyor. Plane hakkında anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım bu video size faydalı olmuştur. Faydalı olduysa beğenerek ve yorumlarla bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.